Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %90 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar tongucakademi.com'da. LGS'ye son 13 gün. Bugün sizlere çok önemli deneme taktikleri vereceğiz. Sizlerden yorumlar gelmiş. Zaten gireceğiniz LGS 2024'te en güzel denemeniz olacak inşallah arkadaşlar. Çünkü gayret gösterdiniz, sabrettiniz, yanlışlar karşısında yılmadınız. LGS sözelde ve sayısalda 2024 yılında harika bir sonuç elde edeceksiniz. Yeter ki bu son 13 günü de çok iyi değerlendirin. Ve şimdi söyleyeceğimiz taktikleri dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Şimdi birincisi öğrencilerimizden gelen yorumlarda X ve Ahmet Kanca demiş ki hocam konularım tam elimden gelince soru bankalarından soru çözmeye de çalışıyorum ama denemeler çok sıkıcı geliyor. Deneme çözmek için masaya oturtamıyorum kendimi. Ne yapmalıyım demiş. Sevgili RunX ismi İngilizce olmuş ama arkadaşlar size LGS'de en fazla başarıyı getirecek olan çalışma yöntemi şu son günlerde bol bol deneme çözüp bu denemelerdeki yanlışlarınızın üzerine gitmek. Yani şunu demek istiyorum. Bir anda oturup 90 soru çözmeye beyninizin alışması lazım. Ve bu alışmayı yapamıyorsanız ya hocam ben 20 soru çözüp rahatlamak hoşuma gidiyor ama deneme çözmek hoşuma gitmiyor diyorsanız bu sıkıntı. Niye? Çünkü maalesef gerçek LGS'ye girdiğinizde sıkılacaksınız. Çözmeseniz bile oturun. Yani denemeye oturun saat 9.30'da. Saat 12.30'a kadar böyle oturun. Kalkmayın sandalyeden. Bekleyin. Denemeyi çözmüyorsanız bile. Kalkıp da 20 soru çözmek yerine o denemeyini bitirmeden kalkmayacağım deyin. Boş boş oturmak bile sizin için şu anda yani vücudunuzu oturmaya alıştırmak bile çok değerli. Bu bir. İkincisi de deneme çözüme motivasyonunuzu artırmak için bu denemede işte 50 net yaparsam şu liseyi kazanacağım. 60 net yaparsam bu liseyi kazanacağım. 70 lise yaparsam 70 net yaparsam bu liseyi kazanacağım şeklinde kendinize bir motivasyon aracı oluşturabilirsiniz. Ben öyle yapardım mesela. İşte iki yanlışım çıkarsa burayı kazanacağım Türkçe'de. Matematik bir yanlışım çıkarsa burayı kazanacağım şeklinde motivasyon araçları koyardım. Bu şekilde kendinizi motive edebilirsiniz. Ha tahmin ettiğinizden fazla yanlış sıktı, çıktı. Moralinizi bozmuyorsunuz. Sonuçta bu gerçek sınav değil. Konsantre olup çalışmaya devam ediyorsunuz. İyi çıktı o zaman motivasyonunuzu artırıp daha çok çalışıyorsunuz. Yani esas olay şu. İstediğiniz gibi olmadı çalışmaya devam. İstediğiniz gibi oldu çalışmaya devam. İstediğinizden çok daha iyi oldu yine çalışmaya devam. Çünkü bu son günler çok değerli. Ahmet Kanca'nın sorusuna bakalım. Ahmet Kanoa'ya da bir okuyamadım. Hocam evde deneme çözerken süre bitiyor ve bazı sorular boş kalıyor. O soruları çözmeli miyim yoksa boş mu bırakmalıyım? Şimdi tabii ki kendi deneme sonucun açısından onları boş bırakmazsın. Yani süre bittiyse bu senin deneme sonucun. Ama sonrasında o soruları da mutlaka çöz. Niye çözmesin ki? Sonuçta diyelim ki sayısal deneme olarak çözdün. İşte de son 5 sorun kaldı Allah korusun ve süren bitti. Tamam belki süren bittiği için ben 15 tane yapabildim demelisin. Ama fendeki son 15 sorunun yani son 5 sorunun da hepsini görmen lazım. Her bir denemede çözülen soru değerli. Çünkü denemelere bizler en güzel sorularımızı koyuyoruz. Mesela geri sayım denemelerimizde veyahut da doz denemelerimizde olabilecek en kaliteli soruları koyuyoruz ki öğrenciler tam da soruyu çözüp LGS çıkarsa karşılarına oh be bunu çözüm desinler diye. Dolayısıyla denemelerden sonra... Yanlışlarınıza baktığınız gibi diğer soruları da çözebilirsiniz. Ama şunu da aklınıza koymanız lazım. Ben burada esasında 5 tane eksiğim vardı. Şimdi Gelin deneme taktiğini hızlı bir şekilde verelim. Ardından da sizler sıkı sıkıya çalışmaya devam edin. Deneme çözerken en ama en önemlisi arkadaşlar ortamınızı düzenlemek. Ortamdan kastımız sadece çalışma masası değil arkadaşlar. Telefon ekranı da bir ortamdır. Çünkü sizin en büyük ekranınız esasında ortamınız telefon. Instagramlar, Whatsapplar, işte ne bileyim şunlar bunlar bir sürü şeylerin olduğu bir ortamda ders çalışılmaz. Dolayısıyla telefonunuzu dışarıya atmalısınız. Hatta ekran görüntünüzü bile artık LGS ile bağlantılı bir şey yapmalısınız. Yani son günlerde artık dikkatinizi dağıtacak uygulamalar, sosyal mecralar, ekran görüntüleri telefonunuzda olmamalı. Hatta geçen sefer de söylemiştik Akıllı insanlar akılsız telefon kullanır. Yani akıllı telefonlardan uzaklaşmalısınız. Ve fiziksel hazırlık da önemli. Uykusuz, yorgun bir şekilde deneme oturmak da ister istemez moralimizi bozar. Zaten LGS de sabah olduğu için kendimizi sabah erken kalkıp güzel bir kahvaltı ile deneme çözmeye şimdiden alışırmamız gerekiyor. Devam edelim. Süre tutmak. Az önce arkadaşımız dedi hocam süre tutuyorum. Harika. Süre tutmak çok önemli çünkü LGS'de sözel bölümde her bir soru için 1,5 dakika veriliyor. Yani 50 soruya 75 dakika. Sayısal bölümde de 40 soruya 80 dakika. Yani her bir soruya 2'şer dakika veriliyor. Bu süreye kendimizi alıştırmamız gerekiyor. Şimdi denemeye başladınız. Kendinize güvenmeniz en ama en önemlisi arkadaşlar. Çünkü ya bu denemede kötü yapacağım veyahut da LGS'de yapamam ben cümlesiyle başladığınız an inanın Zaten her şey olumsuz gider. Yapacağım çok iyi yapacağım derseniz sayısal da fenden başlayıp birkaç tane kolay soru yaparsanız sözlerle Türkçe'de gözünüze keserdiniz gözünüze kesirdiniz birkaç tane kolay birkaç tane kolay soruyla devam ederseniz emin olduğun Moraliniz yerine gelir ve dersin başındaki o yüksek stres oranı mesela şöyle göstereyim şuradan bir sayfa alalım mesela diyelim ki en başta stres oranınız şöyle az gittikçe artar ama birkaç tane kolay soru yaptığınızda hop diye azalır sonra artar azalır devam eder. Dolayısıyla kendinize güvenmeniz en önemli en önemlisi. Devam ediyoruz. Sınav anında yönteminizi değiştirmeyin. Yani şu ana kadar sınavdan önce nasıl yaptıysanız öyle yapın. Mesela şimdiye kadar denemelerde hep da matematikten başladıysanız matematikten başlamaya devam edin. Biz öğrenciler hep fenden başlayın diyoruz. Çünkü fen kolay olduğu için moralin düzeliyor ve iyi gidiyor. Ama ben hep hocam matematikten başlıyorum diyorsanız bundan sonra artık taktiğinizi değiştirmeyin. Üçüncüsü ve diğerlerinden yine en önemlisi en başarılı olduğunuz dersen başlayın arkadaşlar. Burada ne demek istiyoruz? Türkçe zaten birçok öğrencinin en başarılı olduğu ders ve en kolayınıza gelen soruları da gözle kesilmeniz lazım. Yani burada mesela diyelim ki matematikte şöyle baktınız ya şu soru kolay ben bunu yaparım dediniz ya olasılık sorusu. Pıt diye hemen bunu yapın ki moraliniz düzelsin. Bir tane doğru yaptığınız görünce zaten diğerlerde tıkır tıkır gelecektir. Dördüncüsü ve her zaman söylediğimiz şey turlama tekniğini kullanmanız lazım. Yani sorularda takılınca fazla vakit kaybetmeyip diğerine geçiyorsunuz. Turlarken de bu şekilde yuvarlak için alın. Böyle büyük yuvarlaklar için almayın. Çünkü geri döndüğünüzde böyle büyük bir yuvarlak sizi korkutur. Ama küçük bir yuvarlak sizi korkutmaz. Aa, bu soruyu yapamamışım birazdan yine yapacağım dersiniz. Ve iki seçenek arasında kaldıysanız da ilk aklına gelen işaretleyin. Yani A'yı eledin, B'yi eledin, C ve D arasında kaldın. En çok sana hangisi doğru geliyor? C mi? O zaman C'yi işaretleyin arkadaşlar. Bu da çok önemli taktiktir. Bazen değiştirdiğin doğru olur ama genellikle ilk akla gelen doğru cevap olduğunu bilimsel e, araştırmalar gösteriyor. Bir de arkadaşlar soru soru değil, sayfa sayfa kodlayın. Yani şu soru ne? 16B, 17C şeklinde değil de 16 17 diye kodlayın. 16'yı buraya yapın, 17'yi buraya yapın. Sonra kodlamaya geçin. Bu da çok çok değerli. Hem de dinlenmeni sağlar. Şunu da son kez söylemek istiyorum. Çözdüğünüz sorular değil çözemediklerini sizi geliştirecek. Dolayısıyla bu son 13 günde sorular çözerken, gerçek LGS'leri çözerken, son tekrar setinden çalışırken, doz denemelerinden ya da geri sayım denemelerinden sorular çözerken yaptığınız yanlışlar sizi yükseltecek. Dolayısıyla sen eğer bu İngilizce sorusunu yanlış mı yaptın? Ya üf ya İngilizce'de bir hatam çıkıyor demeyin. Bununla alakalı zaten biz denemelerimizin başında böyle analiz sayfalarımız var. Bu analiz sayfalarından mutlaka hangi konuyla alakalı olduğuna bakın. Hatta şöyle gösteriyorum. Bu konuyla alakalı kelime eksiğiniz var demektir. Bunu çalışın. Fende hatanız mı çıktı? Hemen fende bu konuyla alakalı hatanız olan konuyu bulun. Nedir mesela? İşte madde döngüleri. Hemen bununla alakalı kavram, bilgi, kelime tekrarlarınızı yapın arkadaşlar. Çünkü burada söylediğim şey çok önemli. Sizi arkadaşlar çözdüğünüz sorular değil, yanlış yaptığınız sorular geliştirecek. Ve yaptığınız yanlışları aklınıza güzel bir şekilde kazırsanız gerçek LGS'de çok güzel bir şekilde aa ben bunu yanlış yapmıştım hatırladım şimdi yanlış yapmayacağım diyeceksiniz. Emin olun bunu LGS'e girdiğinizde çok yatıracaksınız. Hakikaten de hep yanlış yaptıklarım geldi diyeceksiniz. Doğru yaptıklarını zaten doğru yaptığınız için hiç zihninizde takılmayacak. Hadi bakalım. Kendinize inanın arkadaşlar. Kendinize güvenin. Bizler size inanıyoruz. Bizler sizlere güveniyoruz. Hadi bakalım. Başarın bu iş artık.